Merhaba sevgili seyirciler. Ben Cem Sümbül. Bugün karşımızda dijital kurye CEO'su Oral Başar var. Hoş geldiniz Oral Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Cem teşekkür Bey? ederim. Şimdi tabii aslında biz yayın öncesi epey bir sohbet ettik. Evet. O sırada da aslında kuryeyle ilgili olan o kurye kıyafetlerimiz falan vardı ama dedik neyse dedik buraya çıkartalım ama bir yanınız e, zannediyorum mutlaka o kimliğin içerisinde doğal olarak. Tabii yani. ki. E, Sağda kurye arkadaşlarla çalışıyoruz. Onların içinde de operasyonda da çok bulunduk. E, dolayısıyla hani takım elbise kravatlıyım <laughs> bugün ama kurye montum yeleğim de e, hazırdı. Öyle de görüntülenebilirdik bugün. Yani aslında ben zaman zaman görüyorum böyle. Çok nadiren de olsa. İşte takım elbiseli ve motor kullanan ama çok nadiren yani. Çok, anladığım kadarıyla evet. çok kolay bir şey değil zannediyorum. Ee, zor yani bir de işin güvenlik boyutu var. Çok Kendinizi olur. korumanız evet. lazım. Takım elbise çok korunabileceğiniz peki. bir kıyafet <gülüyor> değil. <gülüyor> Güzel evet peki. Ben hemen sorulara başlamak istiyorum ama şimdi ilk soru aslında tabii ki en basit soru olsun bizim evet. açımızdan. Dijital kurye nedir? Yani biz böyle söylüyoruz ama yani kurye deyince biliyoruz. Az önce söylediğiniz örnek de belli. Dijital deyince sanki ortada bir kurye yok da. Ee, bu işi dijitalleştirmişsiniz, hani o dijital işlerle halloluyor gibi geliyor kulağa ama öyle değil. Aslında Cem Bey, biz bu ismi koyarken şirketimize çok düşündük. Çünkü bunun hem dijital bacağı var hem de bir kapıya servis bacağı var. Hmm. Ee, bu ikisini konsolide etmekle ilgili bir e, çözüm bulabildik ve adına Dijital Kurye dedik. Dijital Kurye platformu temelinde, basit bir özetle e, anlatacak olursak, evet. uçtan uca dijital kontrat yönetimi yapabilen bir platform kurumların son kullanıcılarından, müşterilerinden e, alması gereken sözleşmeleri sahada e, ellerinde tabletleri olan kuryelerimizle e, topluyoruz ve okay. gerçek kişilerden kimlik doğrulayarak, yüz doğrulayarak e, dijital imzalama metotlarını kullanarak hiç kağıt taşımadan bu platform üzerinden e, kontrat topluyoruz. Çok Şu güzel. an e, 81 ilde 73 iş ortağımızla 900'ün üzerinde kuryeye erişimimiz var. Üzerinde. Faal evet, faal 200'ün üzerinde kuryemiz var bugün itibariyle. ve organizasyonumuz büyüyerek devam ediyor. Size sohbetimizde bahsetmiştim. Biz kuryelerimiz için özel bir eğitim programı da hazırladık. Dijital kuryelerimiz Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yaptığımız bir anlaşma kapsamında online eğitim alıyorlar. İşte içerisinde müşteri deneyiminin iyileştirilmesiyle KVKK ile belge güvenliği ile ilgili birçok eğitim var. Bunları tamamladıktan sonra sertifika sahibi oluyorlar ve dijital kurye olmaya hak kazanıyorlar. Hemen ertesinde de işimize başlıyorlar arkadaşlar. Yani aslında bir ayrıcalık tarafı var bu bahsettiğiniz işin. Tabii yani, ki. Yani tam normal kuryeler için bir eksik bir şey demiyoruz ama bu hmm. öyle bir şey demek istemiyorum ama hmm. bu bahsettiğiniz biraz daha böyle iletişimin güçlü olması gereken e, ve hatta belki güvenlik anlamında da e, çünkü kimlik bilgileri işte dijital ama her şey elinizde birden fazla kişinin bilgisine tek seferde erişebilme ihtimali olduğu için hem eğitimde zannediyorum bir tanınma fırsatı da buluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii. Karşılıklı böyle birbirinizi görebildiniz ama bir taraftan da kuryeye bir e, hani eskilerin deyimiyle altın bilezik ekleyebildiği bir iş gibi görünüyor. Kesinlikle. Sanki böyle bakınca da. E, kuryelerimizi kalifiye ediyoruz. Nitelikli arkadaşlarla çalışıyoruz. Aralarında üniversite mezunu mühendis olanlar var. E, CV'leri görseniz şaşarsınız. Çok iyi arkadaşlar var. E, biz e, aslında kuryelerimizi dijital dönüşüm danışmanı olarak adlandırıyoruz. Aha. Zira... Bu arkadaşlarımız kapıdan hiç bir iş yapıyorlar. Müşterilerin kontrat imzalarken güvende rahat hissetmelerini sağlıyorlar. Dolayısıyla çalıştığımız kurumlara da iyi bir performans vaat edebiliyoruz bu anlamda. Çok önemli. Bu bahsettiğiniz ne gibi sözleşmeler imzalıyorlar? Yani burada bahsettiğim çünkü rahat olması gerekiyor dediniz, hmm. o konforu. Hissedecek dediniz o yüzden sormak istiyorum. Şöyle aslında bir abonelik süreci düşünün. Bir operatörle bir anlaşma yaptığınızı düşünün. Şimdi elinizde 3 işte tane operatör var. Üçünden birinden bir tarife satın alabilirsiniz. Tamam. Bir tanesini aldınız ve hani o deneyimin siz abone olana kadar ve abonelik sonrasındaki süreçlerde kusursuz olmasını beklersiniz. Ayağa da bir hizmet beklentiniz varsa bu beklenti daha da yükseliyor. Tabii Doğru. Bizim kuryelerimiz işte operatörlerle çalışıyoruz. Operatörlerin hatlarını kapıya getirip teslim ediyorlar. İşte bankaların kredi kartlarını getirebiliyorlar. Ya da işte banka müşterisi olmanız için e, şu an itibariyle hani mevzuatlar buna çok müsait. Uzaktan bile müşteri olabiliyorsunuz evet. bir bankaya. E, bu süreci dijital şekilde yaparken e, siz günün sonunda parayla ilintili bir kontrat imzalıyorsunuz. E, gelen hmm. kişinin size o kurumu temsil edebilecek nitelikte hem çok bilgi doğru. verebiliyor hem de güven sağlıyor olabilmesi lazım. Çok doğru. Yoksa o aldığınız hizmetten mutsuz kalırsanız başka bir yere gider. Belki alternatif diğer bir operatörle, evet. bankayla anlaşmak istersiniz. Veya Hemen... daha kötüsü bir daha öyle bir hizmet almayı istemezsiniz Tercih ki bu en kötüsü. Tabii. O zaman zaten bu bahsettiğiniz o markaya önce dönecek. O markaya tabii. dönmesi demek size dönmesi Biz demek de ki zaten işin de bozulmasına sebep olur. O yüzden ee, kalite kontrolünü sıkı tutmanız gereken kesinlikle, de bir iş var ama belki çalışıyorsunuz da çünkü bahsettiğiniz kurumlarda böyle ufak tefek kurumlar da değil. Tabii. Yani önemli şeyler. Bir kere para olduğunda az önce yayında da yayından Hı. önce de söylemiştim. Bir kere para varsa çok önemli bir iş. Yani işin içinde para evet. varsa her şey değişiyor. Herkesin hassas olduğu bir durum öyle. Kart meselesi de hakeza öyle. Yani çok sefer duyuyorduk eskiden işte ya kart geldi, geri döndü, ulaşamadı, başka adreste o kişiye mi teslim edildi? Ya benim kredi kartımı kime teslim ettiniz diye çok hala Twitter'da görüyorum hatta. Tabii ki. Ya o yüzden bu meseleler böyle kritik, doğru adım atmak önemli. Aslında bir nevi benim sıradaki sorum da e, dijital kuryenin avantajı nedirdi? Sanki biraz böyle üstüne kapsadık ama mi? biraz neler daha detaylandıralım. Şimdi biz dijital kurye platformunda dijital kimlik doğrulama sistemleri kullanıyoruz ki bu aslında fraud dediğimiz bu sahteciliğin önüne geçecek unsurlardan bir tanesi kurumlar bizimle gönül rahatlığıyla çalışıyorlar. Çünkü biz aslında bugün hani yurt dışına çıktıysanız pasaport kontrol noktalarını görmüşsünüzdür. Pasaportunuzu verirsiniz, bir kameraya bakarsınız. Doğru. Memur size kameraya bakın der. Ve yüzünüzü pasaportunuzdaki biyometrik fotoğrafıyla eşleştirirler. Biz evet. bugün aslında teknoloji olarak bunu kapıda yapabiliyor durumdayız. Aa, çok güzel. Dolayısıyla %100 evet. güvenli doğru kişiyle doğru bir kontrat yaptığımızı taahhüt ediyoruz. Dijital imzalama metotları var. Kişinin kendi başına kullanabileceği herhangi bir yatırım yapmadan Hızlıca bizim tabletimiz üzerinden bir imzalama gerçekleştirebiliyor dijital yolla. Hı hı. E, tabii kuruma şöyle bir avantajı var, çalıştığımız kuruma. Kağıt üretmiyoruz. Yani kağıt taşımıyoruz. Dolayısıyla kapıda imzalattığımız bir kontratı daha biz kapıdayken kurumun sistemlerine gönderebiliyoruz. Ve abone kazanımı ile ilgili süreci çok hızlandırıyoruz. Dijital bir deneyim sunuyoruz. E, ve bu da tabii... E, Fiziksel arşiv gibi ya da arşivden bir kontratı geri çağırmak gibi birçok maliyetin önüne geçiyor. E, toplamda %80'e varan bir maliyet avantajı yaratıyoruz kurumlarımızda. %80'e varan, evet. çok iyi. Yani kağıt kısmını da kenara bırakıyorum ama bu maliyet avantajı Hı -hı. hız ve güvenilirlik ve anında işlenebilirlik anlamında bence çok önemli. Yani o kapıdan çıktığı an kapıda imzasını attığı an zaten aslında işleme geçmiş oluyor Tabii böylece. Tabii ki. Hemen aktivasyonu evet. yapabiliyoruz yoksa, daha biz kapıdayken. Evet. Yoksa kağıt gitsin, işte bir hmm. daha geri gelsin, orada bir yanlış bir şey var mı yok mu ona bakılsın. Tüm bu süreçlerden arındığı için haliyle Dijital avantajlar gerçekten. Her şeyin dışında yani. aslında Cem Bey bir ekleme daha yapacağım. Lütfen. Şimdi bu fiziksel arşivde 10 yıl bu kontratı saklıyorsunuz, bunun da bir maliyeti var. Aa, ee, ama e, bir de konunun hani doğaya katkı boyutu var. Tabii. Ee, biz dijital kurye tarafında bugün 200 binin üzerinde işlem yaptık, toplamda 2 milyon sayfayı 2 milyon sayfadan tasarruf ettik. Ee, ve e, bunun toplamda karşılığı binlerce ağacı kurtarmak demek ki biz bunun her gün üstüne koymaya devam ediyoruz. Evet onu söyleyecektim. Yani şu an o e, iş de büyüdükçe daha da evet. fazla e, bu anlamda katkınız olacak doğaya. Kesinlikle. Güzel bu hakikaten bunu hissetmek de güzeldir zannediyorum. Peki e, bu sözleşmelerin dijital olmasının avantajı nedir? E, yani kurumlara avantajı nedir? Az önce bahsettiğimiz aslında hızlı olacak. Peki biz avantajı nedir? Onu söylemiş olalım. Evet. Bir de üzerine gelecekte bu iş nereye gider demişiz. Notlarımdan da bakıyorum bu arada. Tamamdır. Şöyle aslında kurumları avantajlarından az önce bahsettik evet. uzun uzun. Ee, bir kere maliyet avantajı var, zaman avantajı var, operasyonel riskler yok. İşte sahtecilikle ilgili konular vesaire bunların tamamının önüne geçiyor olacak kurumlar. Ee, bireylerde de şöyle bir avantaj var. Biz dijital kurye platformunun bir kontrat cüzdanını da yakın dönemde üretip, son kullanıcıların kullanımına sunacağız. Bu şu demek, ki, bir kurumla yaptığınız dijital bir kontratı saklayabileceğiniz, onun geçerlilik tarihini takip edebileceğiniz, hmm bittiği dönemde alternatif tekliflere yöne, yönelebileceğiniz bir kontrat cüzdanınız olacak. Bugün muhtemelen böyle, sizin bahsederken aslında sanki tam bir tam abonelik yani, uygulaması evet. gibi evet. düşündüm bunu. Ee, şimdi sizin muhtemelen bir sürü dijital kanal aboneliğiniz vardır. Bir sürü işte elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleriniz vardır. Bunların kontratları da muhtemelen her biri başka başka Tabii. yerdedir. Bunların hepsini tek bir cüzdanda, dijital bir mobil uygulamada aslında hayal edin ve onların Çok kontrat iyi. süresi dolarken biz size alternatif teknikler sunabileceğimiz çok bir mi? dünya hayal ediyoruz. Gelecekte gideceği yer aslında süper bunu gibi bir şeye evet, aslında. Evet tam olarak bir süper app gibi bir şeyden bahsediyorum. Noter örneğin de aslında şundan da sanki böyle vekalet verirsiniz ya işte bir aylık olsun iki aylık olsun falan daha sonra kullanılmasın diye sizin platformda anlaşılan o ki yani ya da düşündüğünüz Hı -hı. platformda bunu tek seferde birçok şirket için kullanılabilecek bir havuz gibi e, bir pazar yeri gibi de aslında bir taraftan olacak. Kullanıcı açısından da avantajını zannediyorum. Yani kısmen aboneliğin pazar yeri olacak. Kullanıcı açısından da çok kolay bir abonelik süreci olacak. Ee, yani dilerseniz hani kurumun talebine göre ayağınıza dijital kurye çağırabileceksiniz ya da self servis bu işlemi kendiniz yapabileceksiniz. Ee, örneğin şöyle düşünün, Avrupa yakasında oturuyorsunuz İstanbul'da, evet. Anadolu yakasına taşınacaksınız. Bütün aboneliklerinizi iptal edip yeni yerde abonelikleri tekrar başlatmanız evet. gerekiyor. Biz olsun. işte bu nakil işlemlerine kadar şu an bir süreç çalışıyoruz ee, uygulamamızın içerisinde Sırtlı bunu kurumlarla da anlaşarak tabii ki şimdi mutlaka. orada çok önemli bir konu da kurumlar anlaşmalı kurumlar üzerinden bu servisleri verebiliyor olmayı hayal ediyoruz ona doğru gideceğiz. E devletle falan da bir çalışması var mı bunu bu bahsettiğiniz aslında bizim şimdi dijital kurye DD şirketler grubu altında bir e, grup şirketi e, DD Tek çatı şirketimiz 5 yıldır Türkiye'de çok büyük dijital dönüşüm e, çalışmaları, çalışmaları. çalışmaları projeleri yaptı ve devam ediyor. Hı -hı. Biz aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile de temas ha, halindeyiz. TÜBİTAK'la da çok yakın temas halindeyiz. Diditek tarafında kimlik doğrulama teknolojileri üzerine çalışan bir grup şirketimiz daha var. Hı -hı. Kimlikle çalışıyorsanız dolayısıyla kamuya çok Zaten dokunuyorsunuz. Doğru. İster istemez de oradaki gelişmelerden de haberdar olabiliyorsunuz. Hani Sektörün geleceğiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Zaten aslında e-devlet bize birçok buna benzer e, unsuru sunuyor. Yakın dönemde e, digital ID ile yani dijital kimlikle de e, aslında e-devlet üzerinden de e, benzer çalışmaları yapabiliyor olacağız. E, evet. Buraya entegrasyonlar, özel kurumların entegrasyonları ile ilgili de hazırlıklar var. Hatta operatörlerin bir kısmı entegre de oldu. Yakın dönemde bizim gibi e, alternatif servis sağlayıcılarda Muhtemelen entegre olacak Olacaklar. Evet. Dijital kimlik nedir peki? Ya yani o aslında ee, böylece girmiş olduk oraya da. Tabii ki dijital kimlik dediğimiz olgu aslında çok uzun zamandır Avrupa Birliği'nde de konuşulan pasaportlarla hayatımıza girmiş. Ee, aslında iki tane bunun şeyi var e, alanı var. Bir tanesi basılı kimliklerin dijital özellikler kazandığı bir şey var. Bizim şu an kullandığımız evet. kimlik kartlarında olduğu gibi. Onun içerisinde işte biyometrik fotoğrafımız var. Bir pin girerek kendimizi doğrulayabileceğimiz bir teknolojiye Doğru. sahip. Ee, onun içerisinde işte ehliyetimizi, banka kartımızı gibi bir şeyleri yükleyebiliyoruz aslında. Elektronik imzamızı yükleyebiliyoruz sertifika olarak. Bu basılı tarafı. Bir de bunun Tamamen dijital olan tarafı var ki hmm. aslında ülkelerin roadmap'inde bu dijitalleşme tarafında önümüze yakın zamanda çıkacak olan bu e, güvenilir uygulama seti belirleyecek ülkeler hmm. e, kendileri de bunu yapabilirler. Örneğimizdeki e-devlet gibi e, bir mobil cüzdan üzerinden kimliğimizi e, uygulama seviyesine indireceğiz evet. ve birine beyan etmek için e, onay mekanizmaları olacak. Yani ben Cem Bey ile kimliğimi güvenilir ortamda paylaşmak istiyorsam kendi mobil uygulamamdan paylaşmam yeterli olacak. Diplomalarım orada olabilir, banka hesaplarım orada olabilir, işte keza bu sözleşmelerim orada olabilir. Bunun tamamını bu cüzdanlarda göreceğiz. Aslında bizim cüzdan stratejimiz de buraya doğru giden stratejinin bir parçası olacak. Yani bu dediğinizi ben Apple işte pasaportları, kimlikleri Amerika'da evet. aktardığını söylemişti. Aktarabilecek kullanıcı hala, e, hala da aktif. Ama böyle bakınca daha da geniş bir e, çerçeve çiziyorsunuz. Aslında çok daha geniş bir kullanım alanı var. Biz pandemide bunu e, sağlık hepimiz olan hayat vesaire evet. gördük. Aşı kartlarında da gördük. E, evet, i̇şte e-nabızda bizim bütün sağlık historimizi gördük. Bunların kişisel cüzdanlara doğru akacağı bir dünyaya doğru çok gidiyoruz. Iyi. Yani ben bu yeni kimlik kartı ile mesela çoğu sefer bankacılık şifremi unuttum diyelim ki veya yeni bir telefon da aktive edeceğim. Hemen tele, şeyle kartla gene kullanabiliyorum. Öbür türlü evet. bir daha işte çağrı merkezine ara. Belki işte çok şüpheli bir durum olursa Görünmem gerekebilir falan Kesinlikle. ama Dijital Kurya'da ne diyorum burada da bize yardımcı olacaktı yani eğer devam etseydi böyle bir şey evet, diye tahmin ediyorum. Aslında biz Dijital Kurya tarafında zaten e, bu uzaktan yapılamayan işlemleri kapatacak bir evet. alandayız. Bugün Bankalar Birliği'nin raporlarında uzaktan müşteri edinim süreçlerinde bankaların işte başarı oranları %30-35'lerde görünüyor. Dijital kurye o kalan %65'i şubeye götürmeden bu işi nasıl çözerize? e. E, odaklanmış durumda. E, telekomünikasyon ve enerji, sağlık o sektörlerde de e, destek olabileceğimiz alanlar var. Çok iyi. Yani e, peki bunu yurt dışına yapmayı düşünüyor musunuz? Yani ya da yapıyor musunuz? Planlarımız Bir, var arasında Hı -hı. var. Yavaş yavaş başladık. Türkiye operasyonumuz şu an oturuyor. E, evet. Burada artık deneyimimizi olgunlaştırdıktan sonra e, özellikle Avrupa'da. Küçük ülkelerde pilotlarla başlayacağız. Azerbaycan'da bir girişimimiz var. Zaman çok ee, yakın zamanda orada bir takım toplantılara dahil olduk. Ee, yani şunun için sordum küçük aslında. Küçük pazarlarda bir pilotla başlayalım istiyoruz. Yurt dışına yani, açacağız. Genelde çünkü Türkiye bazı bu konularda özellikle pratiklik konularında e, hızlı ve güzel çözümler üretiyor. Bu da bunlardan hmm. bir tanesi diye görüyorum ben. E, yani biz işte sevgili Kayra var. Monster'da, Almanya'da, Berlin'de şu an kendisi. Hmm. Hatırlıyorum, şeydi, işte internet açmak için bile, internet servisini açmak için bile böyle bir ay bir sıra vermişlerdi. Evet, yani. banka hesabı açmak da çok zor. Evet, bunlar şeyden. kolay şeyler değildi orada, Almanya'da. Hani böyle düşünüyorum, bizim o pratikliğimiz belki orada daha hızlı bir şekilde entegrasyona yol açabilir, daha kolay çözümler sunabilir. Biz aslında regülasyonları buna daha müsait olan ülkelere, gelişmekte olan ülkelerde çok fazla pazar görüyoruz ama Avrupa Birliği'nde yani 2004 yılından beri dijital imzalama metotları, kimlik doğrulama metotları kullanılıyor. Ancak bankalar güven servisleriyle ilgili bir takım handikaplar yaşıyorlar ve insanları çağırıyorlar. İşte Almanya'da verdiğiniz örnek de o hesap açarken bankaya gidiyorsunuz. İşte i̇ki ay süren süreçler var. Bizde mobil uygulamadan bunu beş dakika sürüyor. Biz çok kıtız o konuda. E, tabii bu teknolojilerimizi götürmek istiyoruz. Buna evet. e, karşı bir şeyimiz var. Motivasyonumuz var. E, umarım Türkiye operasyonunu tabii oturtup ki. önümüzdeki yıl içinde belki sizinle bir sonraki rotör <laughs> yurt dışında bir operasyonumuzdan e, çok sesleniyor sevindim. oluruz. Gerçekten. Ben işte geçen e, Toga gitmiştik. Yani bu e, herhangi bir şekilde yurt dışında açılabilecek e, işler. Doğal olarak hepimizi heyecanlandırıyor. Bunun tabii çeşitli sebepleri var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi ekonomik olarak da büyük bir güç demek bu. Kesinlikle. Çünkü dövizle ilgili derdimiz var. E, orada da aslında dövizle ilgili bir açılım mümkün. Dolayısıyla o tarafa olan iş hem başarı anlamında daha çok sesimiz duyulsun, daha çok Türk şirketlerini dışarıda daha çok görelim. Bunlar hep istediğimiz şeyler zaten. O yüzden bayılırım. İnşallah dediğiniz gibi olur. İnşallah. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şey acaba? Ee, bir son olarak şunu ekleyeyim. Biz Lütfen. DDT şirketler grubunda 6 Kasım Dünya Kağıtsız Gününü sahiplendik ve bu konu üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Yani bütün konuşmamız boyunca bahsettim. hep dijitalleşme, kağıtsızlaşmayı tetikliyoruz ve bununla ilgili çözümler üretiyoruz. Buraya yönelik teknolojiler geliştiriyoruz. Şu an itibariyle yıllık dünyada 120 milyar dolarlık kağıt tüketimi var. Türkiye kağıt tüketiminde 16. sırada ee, ve hmm. e, her yılda işte kullanım sayısı giderek artıyor. E, ofislerde basılan kağıtların 45'i çöpe gidiyor. Bu net istatistik. Yüzde 45. Ee, evet, inanılmaz ölçü. 45. Götürüyor. Dolayısıyla hmm. hani biz doğamızı Çöpe atacağımız şeyler için katlediyor durumdayız. Evet. Bununla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Güzel e, sosyal sorumluluk projelerine de imza attık atmaya da devam edeceğiz. E, ben e, dijitalleşme ekosistemindeki tüm kurumlarında e, bunu destekleyeceğine inanıyorum ki e, bununla ilgili kamu kurumlarımızın da ciddi beklentileri ve destekleri var. E, umarım. Yarına yani Normanları düşünüyorum da hani evet. orada hani kahrolurken bir taraftan da. Kağıdı attın Endüstriyel bitti yani bir hani %45 için. ormanı yok ettin aslında bakınca. Yani hassasiyet iki taraf için evet. de eşit olmalı aslında. Çok Kağıdı doğru. da verimli kullanmamız lazım. En azından geri dönüştürme anlamında da çok fazla doğru. aksiyon almamız lazım. Buraya bir dikkat çekmek istedim. Röportajın evet. sonunda tüm sizi izleyen, dinleyen arkadaşlar da bu konuda hassas olurlarsa evet. hep birlikte... Ee, çok daha, daha doğru, böyle değil, verimli de. günlere doğru gideriz. Süper. Ee, yani elektrik için de aynı şeyi söylemiş olalım o zaman. Kesinlikle. Ee, çünkü her tarafa mutlaka yarın bir gün buna da daha çok dikkatimiz gerekecek. Bugün olduğu gibi. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben, ben sizinle birlikte teşekkür ediyorum. Gayet de güzel oldu. Keyifli, akıcı oldu. Ee, evet. O zaman e, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.